Sevgili öğrenciler, hepinize merhaba. Bugün sizlerle 4. sınıf Türkçe dersimizde doğa ve evren temasını işleyeceğiz. Kaleminiz, defteriniz, kitabınız hazır mı? Hazırsanız başlayalım. Bugün neler yapacağız? Onları bir inceleyelim arkadaşlar. Kitabımızı açalım. Evet arkadaşlar, İçindekiler bölümünde baktığımızda öncelikle hazırlık çalışmalarıyla başlayacağız. Daha sonra geri dönüşüm metnini okuyacağız. Daha sonra da etkinliklerimizi yapacağız. Şimdi sayfa 7'ye gelelim arkadaşlar ve hazırlık çalışmalarımıza başlayalım. Öncelikle size sorum olacak arkadaşlar. Çevre kirliliği ve dönüşüm nedir? Bunlarla ilgili sınıfta konuşalım. Şimdi ilk etkinliğimize geçiyoruz arkadaşlar. Metinle ilgili ilk etkinliğimiz metnin görsellerini incelemek ve başlığını incelemek, metinle ilgili tahminde bulunmak. Metnin görselleri bunlar arkadaşlar. Metnin başladığı geri dönüşüm ilanı. Sizce bu metin neyle ilgili olabilir? Şimdi lütfen dinleme kurallarına uyalım, rahatça oturalım ve sessizce metnimizi dinleyelim. Sizden istediğim şey, anlamını bilmediğiniz kelimelerin altını çizmeniz. Zira etkinlikte işinize yarayacak. O zaman metni okumaya başlıyorum arkadaşlar. Geri dönüşüm ilanı. Kocaman ağaçların koruduğu, kuş cıvıltılarının en güzel şarkı olduğu, güneşin tepeden sıcacık gülümsemesiyle etrafın cıvıl cıvıl olduğu, yüce dağların arasında sonsuz ovalarla yeşillenen, uzayıp giden çayırların, çığıl çığıl akan ırmakların olduğu, masmavi derinin huzurla aktığı bir cennet adeta bu diyar. Bu uzak diyarlarda yaşayanlar ne kadar şanslı olduklarını bilmiyorlardı. Doğanın onlara verdikleri bu nimetlerin farkında bile değillerdi diye düşündü Yağmur. Derenin kenarına atılmış petişeyi alırken. Her zaman olduğu gibi dersten sonra okulun hemen altındaki derenin yanına çöp toplamaya gelmişti. Yağmur, insanların doğayı hiç düşünmeden kirletmesini anlayamıyordu. Çöpü çöp kutusuna atmak bu kadar zor olmamalıydı ona göre. Ama insanoğlu işte diye düşündü. Ne yapalım, onlar yapmazsa ben usanmadan temizlerim doğayı dedi. Ve ormanın içindeki çöpleri almaya devam etti. Şu çöpü de alayım, şu çöpü de alayım derken hava kararmıştı bile. Hemen eve gitmeliydi, yoksa ailesi çok merak ederdi. Koşa koşa eve gitti Yağmur. İlk olarak bahçedeki geri dönüşüm kutularını ayrı ayrı topladığı çöpleri attı. Sonra tam zile basacakken annesi ve babasının evin bahçesinde çöp topladıklarını gördü. Annesi telaşla, "Kızım, merak ettik, nerede kaldın?" dedi. "Dün hafta sonu olduğu için dere kenarında piknik yapanlar olmuş anne. Çok çöp vardı, o yüzden geciktim. Özür dilerim sizi meraklandırdığım için," dedi. Ve hemen ailesine çöp toplamakta yardım etmeye başladı. Çöp toplamı bitince banyoya girip temizlendi. Yağmur akşam yemekte haberleri izlerken bir okulun geri dönüşüm sayesinde kendi elektriğini ürettiğini gördü ve buna çok şaşırdı. Evet, Yağmur da çöpleri ayrıştırarak geri dönüşüm kutusuna atıyordu ama onlardan enerji elde edilebileceğini bilmiyordu. Yemekten sonra babasından izin alarak bilgisayarda geri dönüşüm ve enerji hakkında birlikte araştırma yaptılar. Gerçekten de geri dönüşüm sayesinde enerji elde edilebileceğini, hatta hem doğayı temizlerken hem de enerji üretebileceğini öğrenmişti. Aklına bir sürü güzel fikir gelmişti ve çok heyecanlanmıştı. Ertesi sabah daha bir enerjik uyanmıştı Yağmur. Hemen hazırlanmış, güzelce kahvaltısını yapmış, sütünü içmiş ve okula gitmek için evden çıkmıştı. Kuşların cıvıltısı eşliğinde, derenin eşsiz güzelliğinin yanında, yemyeşil ormanın içinde şarkı söyleye söyleye okula gidiyordu. Birden durdu. Çünkü yerde debelenen bir kaplumbağa gördü. Hemen eğildi ve kaplumbağaya ne olduğuna baktı. Kaplumbağa insanların düşünmeden doğaya attığı uzun bir ipe dolanmıştı ve hareket edemiyordu. Yağmur kaplumbağaya zarar vermeden onu ipten kurtarmaya çalıştı. Ama ip öyle dolanmıştı ki kaplumbağayı kurtarmak çok zordu. Ama yine de Yağmur bunu başarmıştı. Sonra tekrar kaplumbağanın evi olan ormana doğru onu bırakmıştı. Yağmur bu yüzden derse geç kalmıştı. Sınıfın kapısını çaldı ve öğretmeninden geç kaldığı için özür diledi. Sınıfa girdiğinde ilk olarak ipi geri dönüşüm kutusuna attı. Sonra da sessizce sırasına geçmişti. Sınıftaki arkadaşları ve öğretmeni Yağmur'un bu sessizliği hiç alışkan değildi.
Öğretmenin Yağmur'un yanına giderek nasıl olduğunu ve neden böyle mutsuz olduğunu sordu. Yağmur hemen sabah yaşanan olayı sınıfta anlatmaya başladı. Herkes çok üzülmüştü ama Yağmur sınıftaki arkadaşlarının bazılarının doğaya çöp attığını biliyordu. Bu yüzden onlara şu konuşmayı yaptı. Arkadaşlar, görmüyor musunuz? İnsanların bu düşüncesiz davranışları doğaya ve hayvanlara, hatta yine insanlara zarar veriyor. Lütfen doğaya çöp atmayın. Atanları da uyarın dedi. Bu konuşmadan sonra öğretmen derse geçti. Ve bugün işlenen konu geri dönüşüm konusuydu. Yağmur buna çok sevinmişti. Çünkü bu konu üzerine daha dün araştırma yapmıştı ve çok yararlı fikirleri vardı. Öğretmen sınıfa geri dönüşüm hakkında bilgi sahibi olan var mı çocuklar diye sordu. Yağmur hemen söz aldı ve geri dönüşüm hakkında konuşmaya başladı. Evet arkadaşlar, geri dönüşüm demek yeniden kullanmak demek. Ne kadar çok dönüşüm sağlarsak o kadar az enerji ihtiyacımız olacaktır. Çünkü örneğin bir pet şişeyi en baştan üretmemize gerek kalmadığı için onu yeniden kullanılabilir hale getirmek çok daha az enerji harcamayı gerektirecektir. Bu da temiz bir çevrenin yanı sıra doğal kaynakların tüketimini de önemli ölçüde kontrol altına almayı sağlıyor. Bu yönüyle toplumların geleceğine yön veren maddelerden biri olabilir. Geri dönüşümün amacı kaynakların lüzumsuz kullanılmasını önlemek ve atıkların kaynağında ayrıştırması ile birlikte atık çöp miktarının azaltılmasını sağlamaktır. Demir, çelik, bakır, kurşun, kağıt, plastik, kauçuk, cam, elektronik atıklar gibi maddelerin geri dönüşüm ve tekrar kullanılması tabii kaynakların tükenmesini önleyecektir. Öğretmeni bu konuyu anlatmadığı halde Yağmur'un bu kadar bilgili olmasına çok şaşırmıştı. Ve şöyle demişti. Aferin Yağmur. Geri dönüşüm konusunda bu kadar bilgili bir birey olman çok güzel. Peki geri dönüşüm ve enerji tasarrufu hakkında bir fikrin var mı? Yağmur heyecanla konuşmaya başlamıştı. Evet öğretmenim. Ahşap, kağıt, cam gibi geri dönüşebilir malzemeler içeren endüstri ürünlerini sıfırdan üretmek önemli miktarda enerji harcamaya gerektiriyor. Fakat bu ürünleri geri dönüşüm işlemleriyle elde etmek görece daha az enerji harcamak anlamına geliyor. Ham maddeyi ilk kez elde etmek, yani ürünü sıfırdan üretmek, daha yolun başındayken ham maddeyi elde ederken çevreye zarar vermeye başlıyor. Ham maddenin elde edildiği konumdaki ekosisteme zarar vermesi, hava ve su kirliliği yaratması gibi durumlar bu zararların başına geliyor. Bunu engellemeliyiz. Sınıftaki öğrencilerden bu konuda biz neler yapabiliriz diye sesler yükselmeye başlamıştı. Yağmur bunun üzerine, evet arkadaşlar, doğamızı korumamızda çöpleri geri dönüşüm enerjisine dönüştürmek de bizim üzerimize çok iş düşüyor. Öncelikle bunu çok fazla insana duyurmalıyız ve sadece çevremiz bile yeterli değil. Çok uzaktaki insanları da bu konuda bilinçlendirmeliyiz. Sınıftan Elif hemen söz alıp, Yağmur, biz daha küçüğüz. Uzaktaki insanlara nasıl ulaşabiliriz ki diye sordu. Yağmur hemen cevapladı. Elif, artık teknolojiyle uzakları yakın yapabiliriz. Öncelikle herkes aile büyüklerine, tanıdığı herkese geri dönüşümün yararlarını ve insanoğlunun bu konu üzerinde düşen görevlerini içeren bir e-posta atmasını isteyelim. Böylelikle daha fazla insana ulaşabiliriz. Daha sonra tüm sınıf geri dönüşümün önemi üzerine önce bir resim çizelim. Sonra bunu ilan olarak bastıralım ve ulaşabildiğimiz her yere asalım. Böylelikle görsel olarak insanların hafızasına yer etmiş oluruz. Nasıl fikir? Öğretmenin gururlu bir edayla, "Aferin Yağmur, çok iyi bir fikir. Hatta ben de sosyal medya aracılığıyla bu ilanı paylaşayım ve bir de geri dönüşüm üzerine duyuru mesajı yayınlayayım. Böylelikle ülkemizin dört bir yanındaki insanlara ulaşarak onları geri dönüşüm üzerine bilinçlendirmiş oluruz. Ve doğaya bir faydamız olur. Hadi o zaman çocuklar, ilan yapmaya başlayalım." Tüm sınıf birlik olup ilan çizmeye başlamışlardır. Dersin sonunda öyle güzel resimler ortaya çıkmıştır ki hangisini seçeceklerine karar vermekte zorlanmışlardır. Ertesi gün öğretmen çocukların hep birlikte çizdikleri ilanı bastırıp okula getirmiş ve tüm sınıf dışarı çıkıp önce ilanı her yere asmışlardır. Sonra da hep birlikte çöp toplamışlar ve geri dönüşüm kurallarını kutularına atmışlardır. Yoğun bir günün ardından eve giden Yağmur, haberleri izlerken kendisinin başlatmış olduğu geri dönüşüm projesini haberlerde görmüştür ve çok şaşırmıştır. İşte o zaman dijital ortamlarda insanlara ulaşmanın ve halka bilinçlendirmenin daha kolay olduğunu anlamıştır ve tertemiz bir dünya, doğa hayali kurmaya başlamıştır. Evet arkadaşlar, metnimizi güzelce dinledik. Şimdi gelelim etkinliğimize. Birinci etkinliğimizi metnimizde okumadan önce yapmıştık zaten. İkinci etkinliğimize kitabınıza metinle ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
Metnin konusu, metnin ana fikri, metnin ana duygusu. Arkadaşlar, ufak hatırlatma yapayım. Metnin konusu neydi? Bize metinde anlatılmak istenendi. Metnin ana fikri, metindeki mesajdı. Metnin ana duygusu bizde uyandırdığı duyguydu. Evet, şimdi gelelim üçüncü etkinliğimize. Metinde altı çizili olan kelimeleri aşağıya yazıp yanın anlamlarını yazalım. Metinde bazı kelimelerin altı çiziliydi arkadaşlar. Örnek olarak ekosistem kelimesinin altı çiziliydi. Neydi ekosistem? Hayvanlar ya da bitkiler ile hava, toprak ve güneşin birbiriyle olan etkileşimi anlamına gelmekteydi. Şimdi siz de altı çizili olan kelimeleri buraya yazıp anlamlarını yazın arkadaşlar. Şimdi gelelim dördüncü etkinliğimize. Evet arkadaşlar, metinde geçen hikaye unsurlarını yazınız. Neydi hikaye unsurları? Olay, konu, yer, zaman ve şahıslar. Size örnek olarak şahısları söyleyeyim arkadaşlar. Kim vardı metinde? Yağmur, Yağmur'un annesi, babası, Yağmur'un öğretmeni, sınıf arkadaşı Elif ve diğer sınıf arkadaşları. Siz de lütfen diğer unsurların cevaplarını veriniz. Şimdi 5. etkinlikteyiz arkadaşlar. Metinde geçen bilmediğiniz kelimelerin altını çiziniz. Ve bu boş alana kelimeleri yazıp sözlükten anlamlarını bulup karşılarına yazınız. Metni okumaya başlamadan önce bilmediğiniz kelimelerin altını çizmenizi istemiştim. Lütfen şimdi bu kelimeleri boş alana yazınız ve sözlükten anlamlarını bulup karşılarına yazınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 6. etkinliğimize geldik. Metinde geçen bir neden sonuç cümlesi yazınız. Şöyle bir cümle vardı. Çok çöp vardı, bu yüzden geciktim demişti Yağmur annesine. Burada gecikmesi sonuç, gecikmesi nedeni çok çöp olması. Lütfen siz de metinde yer alan neden sonuç cümlelerini şu boş alana yazınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 7. etkinliğimize geçiyoruz. Aşağıdaki sembolleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Gördüğünüz üzere sol tarafta semboller, sağ tarafta anlamları var. Evet arkadaşlar, ürün geri dönüşüm kutularına atılmalıdır. Burada baktığımızda şu sembolün bu anlama uygun olduğunu görmekteyiz. İkinci anlama baktığımızda ürün geri dönüştürülmüş maddeden elde edilmiştir. Evet arkadaşlar, yeşil ve beyaz bu iç içe geçmiş. Bu ürün geri dönüştürülmüş maddeden elde edilmiştir demektir. Alevlenebilir ürün içermektedir. Bunun sembolüne baktığımızda ateş sembolü görüyoruz. Demek ki anlamı bu arkadaşlar. Dönüştürülebilir malzemedir. Zaten geriye bu kaldı ve bu sembolü çoğu ambalajda görmekteyiz. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırsanız 8. etkinliğimize geçiyoruz. Metinde geçen ikilemeleri yazınız. Eşsiz masmavi bir dereydi. Çağıl çağıl akan bir ırmaktı. Bu iki cümleden hangisinde ikileme var? Çağıl çağıl akan ırmak. Çağıl çağıl burada ikilemedir arkadaşlar. Lütfen siz de metindeki ikilemeleri bulup bu boş alana yazınız. Şimdi 9. etkinliğimize geldik arkadaşlar. Kayalık bir tepenin altında dupduru sular köpürerek akıyordu cümlesinde. Dupduru pekiştirmeli bir kelimedir. Lütfen siz de pekiştirmeli kelimelere aşağıdaki boş alanlarda örnekler veriniz. Masmavi eşsiz bir dere. Buradaki masmavi kelimemiz bir pekiştirmedir arkadaşlar. Lütfen siz de bildiklerinizi şu boş alanlara yazınız. Şimdi 10. etkinliğimize geldik. Doğa ile ilgili yapılan sosyal projelerin doğaya katkısı üzerine sınıfta konuşunuz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, metinde doğa üzerine, geri dönüşüm üzerine bir ilan, afiş panosu projesi yapıldı ve birden fazla kişiye ulaştı. Bilinçlendi halk. Bunun doğaya katkısı sizce nedir? Lütfen bu konu üzerine sınıfta konuşalım arkadaşlar. 11. etkinliğimiz. Geri dönüşüm üzerine düşündüklerinizi aşağıya yazınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geri dönüşüm
yeniden değerlendirilebilme olanı olan atıkların çeşitli işlemlerden geçerek üretim sürecine yeniden dahil olmasıdır. Lütfen siz de geri dönüşüm üzerine bildiklerinizi, düşündüklerinizi bir boş alana yazınız. Şimdi sırada 12. etkinliğimiz var arkadaşlar. Siz de metinde yapılan afişlerden en çok hangisini beğendiniz? Neden? Evet arkadaşlar, metinde yapılan afişlere bir göz gezdirelim. Gördüğünüz üzere burada metinde yapılan afişlere yer verilmiş arkadaşlar. Bana soracak olursanız ben ikinci afişi çok beğendim. Çünkü geri dönüştürülebilir sembolü kullanılmış ve dünya üzerinde. Bence geri dönüşüme daha uygun ve daha dikkat çekici. Siz bu 6 afişten en çok hangisini beğendiniz? Neden? Lütfen yazınız arkadaşlar. Şimdi bir diğer 13. etkinliğimize geçiyoruz arkadaşlar. Siz de metindeki gibi geri dönüşümle ilgili aşağıdaki alana afiş çiziniz. Lütfen bu boş alana hayal dünyanızdaki afişi çiziniz arkadaşlar. Şimdi 14. etkinliğimize geçiyoruz. Metinde dünyamızla ilgili sorunları tespit ederek bunlara farklı çözüm yolları öneriniz. Arkadaşlar, metinde yağmur, çevre kirliliği sorununu geri dönüşüm projesini önererek çözüm buldu. Siz de lütfen dünyamızla ilgili bir sorun tespit edin ve bununla ilgili farklı çözüm yollarını bu boş alana yazın. Şimdi 15. etkinlikteyiz arkadaşlar. Metnin konusundan yararlanarak aşağıdaki alana bu konuyla ilgili kısa bir metin yazınız. Metnin konusu neydi arkadaşlar? Geri dönüşümün önemi. Lütfen bu konuyla alakalı şu boş alana kısa bir metin yazınız. Bir diğer etkinliğimize geçiyoruz arkadaşlar. 16. etkinlik. Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını tahmin edip karşılarına yazınız. Mayhoş, tatlı, ekşimsi, mukaddes, kural, gayri, gayri demek değil mi arkadaşlar? Lütfen siz de sözlükten bakıp bunların karşılarına anlamlarını yazınız. 17. etkinliğimize geçiyoruz arkadaşlar. Metinde key bağlacının yazımının yanlış olduğu yerleri belirleyiniz ve bunları aşağıya yazınız. Key bağlacı nasıl? Key, bağlaç olan key ayrı yazılıyordu, ek olan key bileşik yazılıyordu. Lütfen metinde bunları belirleyip yanlış olan kelimeleri aşağıya yazınız arkadaşlar. 18. etkinliğimize geçiyoruz. Metinde DTH bağlacının yazımının yanlış olduğu yerleri belirleyiniz ve aşağıya yazınız. Tıpkı key bağlacının olduğu gibi. DTH bağlacı da kelimeden ayrı yazılır. Ek olan DDA ise kelimeye bileşik yazılır. Lütfen yukarıda yanlış olan yerleri belirleyiniz ve şu boş alana yazınız. Evet arkadaşlar, 19. etkinliğimize geldik. İki nokta işaretinin kullanım alanlarını örnekleriyle eşleştiriniz. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra kullanılır. İkinci ise matematikte bölme işareti olarak kullanılır. Örneklere baktığımız zaman 56 2 nokta 8 eşittir 7. Buna baktığımız zaman matematikteki bölme işareti olduğunu görebiliyoruz. Demek ki ikinci sorumuzun cevabı ilk şıkkımızmış arkadaşlar. Astronot cevap verdi. 2 nokta üst üste. Burası büyüleyici. Bu da karşılıklı konuşmalarda konuşan kişiyi belirten sözlerden sonra kullanılır anlamıyla eşleşmektedir arkadaşlar. Şimdi 20. etkinliğimize geçiyoruz arkadaşlar. Siz de 19. etkinlikteki gibi iki nokta işaretinin kullanım alanlarını gösteren cümleler yazınız. Lütfen bu boş alana kendi cümlelerinizi yazınız arkadaşlar. Şimdi 21. etkinlikteyiz. Eğer bu metni siz yazmış olsaydınız metnin başlığını ne koyardınız? Neden? Ben olsaydım arkadaşlar bu metnin başlığını çevre kirliliği üzerinde geri dönüşümün etkisi koyardım. Peki siz olsaydınız bu metnin başlığını ne koyardınız? Lütfen boş alana yazınız. Şimdi 22. etkinlikteyiz arkadaşlar. Eğer siz yağmurun yerinde olsaydınız ormandaki kaplumbağayı ipten kurtarır mıydınız? Lütfen bunu güzelce cevaplayınız arkadaşlar.
23. etkinlik. Aşağıdaki alana kaplumbağayı ve ebe olan ormanı resmediniz. Kendi hayal dünyanızda lütfen bunu resmedin arkadaşlar. 24. etkinlik. Evet arkadaşlar, burada bize bir tekerleme verilmiş. Tekerlemeyi önce bir okuyalım. Doğa. Karşıda bir tepecik, tepecikte sercecik, yavrusu var minicik, durmaz ötercikcik, fare döner fırfır, kedi uyur mırmır, fare gider ambara, cevizler kıtır kıtır, çiçek ayva sarısı, çiçekte bal arısı, rengi kömür karası, dolu kovanın yarısı. Evet arkadaşlar, bu bir tekerleme. Ben de size bildiğim bir tekerlemeyi söyleyeyim. Adem madene gitmiş, madende badem yemiş. Madem Adem madende badem yemiş, niye bize getirmemiş? Lütfen siz de bildiğiniz bir tekerlemeyi bu boş alana yazınız. Şimdi 25. etkinliğimize geçiyoruz arkadaşlar. Teknolojinin daha fazla insana haber ulaştırmadaki etkisini ve sosyal medyanın gücünü sınıfta tartışınız. Arkadaşlar, metne baktığımızda Yağmur'un çevreci bir insan olduğunu görüyoruz. Fakat bunu hep tek başına çöp toplayarak yapıyordu. Ama işin içine teknoloji, sosyal medya gelince birden fazla insanı duyurdu ve bir sürü insanı bilinçlendirdi. Bu da teknolojinin gücünü ortaya koymaktadır. Lütfen siz de bununla ilgili düşüncelerinizi şimdi sınıfta tartışalım hep birlikte. Şimdi 26. etkinliğimize geçiyoruz arkadaşlar. Ve son etkinliğimiz. Metni sınıfta canlandıralım ve boşluğa da canlandıran kişileri ve rollerini yazalım arkadaşlar. Bu da son etkinliğimizdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bitti. Bugün Türkçe dersinde 4. sınıfta doğa ve evren teması üzerinde geri dönüşümün önemini işledik. Beni dikkatle dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.